Merhabalar, Lab Akademi LinkedIn ve YouTube ortak canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir süredir LinkedIn ve YouTube kanallarımızdan canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz ve hem sektörden hem de akademik mecradan kişileri ağırlıyoruz kanalımızda. Bu hafta yine bilim söyleşileri konseptimizde konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Aşı Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Serdar Okay hocamızı ağırlıyoruz. Serdar hocamızı şimdi yayına alıyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Merhaba hocam. Öncelikle teşekkür ederim davetimizi kabul edip bizi kırmadığınız için. Hem kendim adına hem Lab Akademi takipçileri adına. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet hocam, bu akşam sizinle rekombinant aşı teknolojisini konuşacağız. Daha çok bilim söyleşileri konseptimizde bilimsel yönünü konuşacağız bunun. Sizin de çalıştığınız alanlardan biri. Keyifli bir söyleşi geçecek. Tam da COVID sürecinde aslında yakından aşı gündemini takip ettiğimiz bu günlerde. Ben kısaca hemen sözü size devredeyim. Çok fazla uzatmayayım. Biraz kendinizden bahsederek başlayabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz? Buyurun hocam. Olur. Şöyle ilk önce eğitimimden bahsedeyim. Ben Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun oldum lisanstan. Daha sonra yüksek lisans ve doktorayı ODTÜ'de yaptım, biyolojik bilimler bölümünde. Doktoradan sonra da bir süre Çankırı Kartekin Üniversitesi'nde çalıştım, yardımcı doçent ve doçent olarak. Yaklaşık bir yıldır da Hacettepe Üniversitesi'ndeyim, aşı enstitüsünde. Uzmanlık alanım daha çok rekombinant aşı teknolojisi üzerine. Birazdan zaten bahsedeceğiz. Klasik aşılar, rekombinant aşılar nelerdir? Bu şekilde. Evet hocam, yani şimdi tabii aşı dediğimiz zaman çok geniş bir alan aslında. Yani aşıyı tek bir çatı altında toplayıp evet. Günümüzde biz yani daha çok bilimsel alanla ilgilenmeyen kişiler aşıyı yani bildiğiniz basit klasik aşı olarak algılıyoruz ama tabii çok farklı konular var. Onları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. En basitiyle biz başlayalım isterseniz. Aşı nedir? Bir aşıyı tanımlasak, sizin yaklaşımınızla aşıyı bir anlasak. Buyurun. Evet, aşı dediğiniz gibi çok aslında geniş tanımlı bir olgu. Aşı dediğimiz zaman yani bir canlıya, bu insan olabilir, herhangi bir hayvan olabilir, uygulandığı zaman uygulanan insanda ya da hayvanda immün sistemi, bağışıklık sistemini tetikleyerek herhangi bir hastalığa karşı koruyucu ya da tedavi edici özelliği olan moleküllere aşı diyoruz. Bizim klasik anlamda bildiğimiz aşılar aslında profilaktik, yani önleyici aşılar akla geliyor ama aynı zamanda kanser aşılarını düşüneceğimiz zaman tedavi edici, yani terapötik aşılar da piyasada mevcut ya da çalışılıyor en azından bilimsel anlamda. Bugün ama biz daha çok yani aşı kavramını anlatırken benim kendi uzmanlık alanım olan profilaktik önleyici aşılar ve bunlar içerisinde de daha çok enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen aşılardan bahsedeceğiz. Hocam bu tedavi edici aşı yaklaşımı yeni bir yaklaşım mı? Yani önceden bize işte bu çocukluk dönemlerimizde başlayıp vurulan aşılar daha çok önleyici aşılar. Önleyici aşılar tabii. Yani klasik bildiğimiz aşılar önleyici aşılar. Tedavi edici aşılar çok yeni değil aslında. Uzun yıllardır çalışılıyor. Dediğim gibi birçok hastalığa karşı geliştirilen bu tür aşılar var ama en popüler ve yaygın olanı, en çok çalışılanı kanser üzerine, çeşitli kanser çeşitlerinin tedavi edilmesine yönelik çalışılan aşı tipleri var tedavi edici aşılarda. Biraz teknolojisinden bahsedebilir miyiz hocam? Nasıl bir teknolojiyle üretiliyor aşılar günümüzde? Şimdi, öncelikli olarak isterseniz aşı çeşitlerinden bahsedelim. Onun üzerinden gitmek gerekiyor. Aşı çeşitlerinden bahsedecek olursak bir geleneksel aşılar dediğimiz hastalık yapıcı patojenin, bu bakteri olabilir, virüs olabilir, hastalık yapıcı patojenin zayıflatılmasıyla, yani burada zayıflatılması dediğimiz bu patojenin hastalık yapıcı özelliğinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu şekilde zayıflatılmış ya da attenüe aşılar diyoruz bu tür hazırlanan aşılara. Bir de
bu patojenlerin çeşitli yollarla öldürülerek, bu kimyasal yolla olabilir ya da sıcaklıkla olabilir, bir şekilde patojenin öldürülerek aşı amaçlı kullanımı var. Bunlara da inaktif aşılar diyoruz. Bunlar klasik, yani yaklaşık 100 yıldır yapıla gelen ve kullanılan aşılar. Buna en bilinen örneklerden birisi mesela verem aşısı, tüberküloz aşısı, BCG dediğimiz aşı. Bu hastalığı yapan mikroorganizmanın, aslında BCG'nin hikayesi de şöyle, ben tüberküloz çalıştığım için direkt ondan örnek veriyorum. Bu çalışma alanlarınızdan biri bu arada. Ben de birazcık inceledim, baktım. Evet. İnternette gördüm onları da. Evet, doktoradan sonra ben çalışmalarımı daha çok tüberküloz hastalığına karşı aşı geliştirme üzerine yoğunlaştırdım. Şu an o şekilde çalışıyorum. Şu an piyasada olan tek lisanslı aşı BCG aşısı, tüberküloza karşı. Bu da insanlarda tüberküloza neden olan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bizim BCG aşısı olarak kullandığımız aşının içerisindeki bakteri ise Mycobacterium bovis. Bu aslında ineklerde hastalık yapan bir suç. Bu ineklerde tüberküloza neden olan bakterinin zayıflatılarak, bu zayıflatmayı da şu şekilde gerçekleştirmişler. Çok sayıda, şimdi bu patojenler konağın içerisinde, insan patojeni ise mesela insan vücudunda, hayvan patojeni ise hayvan vücudunda bulunduğu zaman hastalık yapma özelliğini devam ettiriyor. Ancak siz bunu alıp laboratuvar ortamında, bir besin ortamında, besi yerinde sürekli ürettiğiniz zaman, artık o konağının içerisinde olmadığı zaman hastalık yapma özelliğini yitiriyor zamanla. O bakteri de çok fazla sayıda Mycobacterium bovis'i, yani ineklerde hasta tüberküloz yapan bakteriyi laboratuvar ortamında çok fazla sayıda pasajlayarak, yani bir besi yerinden başka bir besi yerine alıp ekmeğe pasajlama diyoruz. Çok sayıda pasajlayarak hastalık yapma özelliğini kaybediyor bu bakteri ve daha sonra insanlarda tüberküloza karşı, yani vereme karşı aşı olarak kullanılmaya başlıyor. Bu tip işte zayıflatılmış canlı bir aşı, canlı bakteriyi veriyorsunuz vücuda. Bu şekilde hazırlanan canlı aşılar, zayıflatılmış canlı aşılar ya da herhangi bir bakteriyi ya da virüsü işte öldürüp kullanarak hazırlanan inaktif aşılar vardır. Bunlar klasik aşılar. Bizim rekombinant aşı dediğimiz aşı çeşitleri günümüze daha yakın zamanda, işte yaklaşık bir 20-30 yıllık geçmişi var. Rekombinant aşı teknolojisi dediğimiz zaman da genetik mühendisliğinin ve rekombinant DNA teknolojisinin kullanılarak hazırlandığı aşılara biz rekombinant aşılar diyoruz. Rekombinant aşı dediğimizde iki kola ayrılıyor aslında. Bir tanesi, siz rekombinant DNA teknolojisini kullanarak canlı aşı da yapabilirsiniz. Herhangi bir patojenin, bir bakteri olarak düşünelim mesela, ya da bir virüs. Bunun hastalık yapma özelliğini de ortadan kaldırabilirsiniz. Herhangi bir genini bloke ederek mesela hastalık yapma özelliğini ortadan kaldırırsınız. Ama o vücutta hala çoğalmaya devam edeceği için bireyde aşı olarak kullanmaya devam edilebilir. Rekombinant aşıların bir bu yönü var. Yani canlı zayıflatılmış aşı yapabilirsiniz. Benim kendi uzmanlık alanım olan kısmı ise alt birim aşılar. Alt birim aşı dediğimizde subunit aşılar ya da alt birim aşılar diyoruz. Bu alt ünite aşılar da şu anlama geliyor. Siz aşı amaçlı bakterinin ya da virüsün tamamını da kullanabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz atenüe ve inaktif aşılarda bakterinin ya da virüsün tamamı kullanılıyor. Ancak alt ünite aşı kavramında ise şöyle, bakterinin ya da virüsün tamamını kullanmadan sadece bir parçasını, bu dış zarı olabilir, herhangi bir proteini olarak olabilir, küçük bir parçasını kullanarak siz bu şekilde de aşı üretebiliyorsunuz. Burada rekombinant aşıların avantajlarından ve dezavantajlarından da bahsetmek gerekiyor bu anlamda. Şimdi bu inaktif aşılarda ve zayıflatılmış aşılarda bunların avantajları, bağışıklık sistemini çok güçlü bir şekilde uyarabiliyorlar. Hücrenin tamamını kullandığınız için güçlü bir şekilde. Ancak dezavantajları ise, en önemli dezavantajı belki de
tekrar hastalık yapma özelliğini kazanabiliyor. Dedim ya mesela BCG için laboratuvar ortamında çok fazla pasajlayarak elde ediliyor. Biz tamam diyoruz, bu artık hastalık yapma özelliğini yitirdi. Biz bunu aşı olarak kullanalım. Ancak siz bunu kullandığınız zaman belirli bir aşamadan sonra tekrar hastalık yapma özelliğini kazanabilir. İnaktif aşılarda ise bunları da patojenleri öldürerek hazırlıyoruz demiştik. Siz sonuçta milyarlarca bakteri ya da virüs kullanıyorsunuz şeyi hazırlarken, aşıyı hazırlarken. İçerisinde bunu öldürmediğiniz bakteri veya virüs kalabilir. Bu da aşı olarak kullanıldığında tekrar hastalık yapma özelliği, yani aşılanan bireyde hastalığa neden olabilir. Böyle dezavantaj olarak bunu bunlar dezavantaj. Rekombinant aşılarda ise işte en güzel yanı rekombinant aşıların güvenlik, safety, güvenlik açısından sıkıntısı yok. Çünkü dediğimiz gibi patojenin tamamını kullanmıyoruz. Küçük bir parçasını kullandığımız için herhangi bir hastalığa neden olma ihtimali yok. Ancak burada inaktif ve zayıflatılmış aşıların avantajı olan tüm hücreyi kullanma burada olmadığı için bu sefer de bağışıklık yanıtını yeteri kadar tetiklemiyor rekombinant aşılar. Bunun içinde tabii ki çözümler var. Neler yapılıyor? Adjuvan dediğimiz moleküller var. Bu alt ünite aşılarda kullandığınız protein temelli bir aşı yapıyorsanız proteinin hem vücudun içerisinde parçalanmasını engelliyor. Vücudumuzda proteazlar var çok sayıda. Bu proteazlar bizim aşı olarak kullandığımız proteinleri parçalayabilir. İşte parçalamaması için, onu koruyabilmesi için adjuvan dediğimiz moleküller kullanıyoruz. Aynı zamanda adjuvanların güzel bir yanı da bağışıklığı artırıyor. İmmün yanıtı artırıyor. Bağışıklık tepkisini, yanıtını. İşte bu rekombinant aşıların bir dezavantajı olarak söylediğimiz bağışıklık yanıtını daha az tetikleme problemini de bu şekilde gidiyoruz. Uygun adjuvanlar kullanarak istediğimiz yönde temel iki bağışıklık yanıtı vardır vücutta. Birisi hümoral bağışıklık yanıt, birisi hücresel bağışıklık yanıt. Bu işte antikorlarla sağlanan yanıt, immünoglobulinlerle, bunlara hümoral bağışıklık yanıtı diyoruz. Diğer taraftan işte interferonlar gibi sitokinlerle sağlanan bağışıklık yanıtına da hücresel bağışıklık yanıtı diyoruz. Bu hastalık tipine göre değişiyor. Bazı hastalıklarda daha fazla hümoral bağışıklık yanıtına ihtiyacımız oluyor korunabilmek için. Bazı hastalıklarda daha fazla hücresel immün yanıta ihtiyaç duyuluyor. İşte siz çalıştığınız hastalığa göre hümoral, daha fazla hümoral immün yanıt mı, hücresel immün yanıta mı ihtiyacınız var? Buna göre uygun bir adjuvan kullanarak rekombinant aşılarda bağışıklık yanıtını istediğiniz yönde artırabiliyorsunuz. Böyle sistemler var. Biraz da şey girmiş olduk. Rekombinant aşıların Evet, şimdi bu adjuvandan bahsettiniz. Türkiye'de sizin çalışma alanınız aslında değil mi? Siz adjuvan çalışıyorsunuz. Yani öyle direkt adjuvan tamam. Çalışmıyorum. Yani aşı formülasyonunda kullanıyoruz ama daha çok rekombinant protein üretimi şeklinde çalışıyorum. Protein üretimi. Bu teknoloji protein. Ne düzeyde? Yani akademik anlamda bakacak olursak Türkiye'de ne düzeyde yapılabiliyor? Uygulamaları yani çok yaygın mı? Üniversitelerde değerlendirecek olursak. Yani son yıllarda biraz daha fazla arttı. Benim yüksek lisans doktora yaptığım dönemlerde çok az sayıdaydı. Yani çok az sayıda üniversitede aşı çalışmaları yapıyordu ama zamanla özellikle de bu COVID sürecinden sonra artık inanılmaz derecede popüler oldu. Herkes aşı çalışmaya başladı. Yani son yıllarda ilerliyor. Türkiye'de de aşı çalışmaları ilerliyor. Rekombinant aşı çalışanlar da çok fazla sayıda değildi ama son yıllarda artıyor, yani sayı artıyor. Ama hala aslında dünyaya baktığımız zaman Türkiye'de vaksinolog dediğimiz aşı bilimi, vaksinoloji, aşı bilimi alanında çalışan insanlara ihtiyaç var. Tecrübeli elemanlara ihtiyaç var. Bildiğim kadarıyla sektörde de artık dediğim gibi bu özellikle COVID sürecinden sonra artık daha fazla ilgi duymaya başladı özel sektör aşı geliştirme alanına. Bundan sonra da daha fazla sayıda
yetişmiş elemana ihtiyaç duyacaklar diye düşünüyorum. Evet, ya biraz bu tabii şey, üniversitede ilgilenen arkadaşlar çok var. Çok fazla soru alıyoruz. Onları ilerleyen dakikalarda soracağım ama biraz şeyi de merak ediyorum. Geleneksel aşı üretimi desek doğru olur mu bu tabir? Tam bilmiyorum ama geleneksel aşı üretimiyle rekombinant aşı teknolojisini karşılaştırdığınızda şimdi zorluklarını az bir şey bahsettiniz aslında ama temel olarak tam farklılığı nedir ikisi arasında? Yani çok böyle taban tabana zıt mı yoksa belirli alanlarda aynı, belirli alanlarda mı ayrılıyorlar ikisi? Ya aslında bir zıtlığı yok. Hepsi de herhangi bir hedef hastalığınız olacak. O hedef hastalığa karşı hangi tip aşının etkin olacağını da bilemezsiniz. Bazı hastalıklarda diyelim ki atenüe aşılar daha etkin olabilir. Bazı hastalıklarda rekombinant aşılar daha etkin olabilir. Yani bu tamamen aslında sizin hedef hastalığınızla bağlantılı. Yani şöyle bir örnek. Hastalığa göre değişecektir aşının. Hastalığa göre tabii ki. Yani hangi tip aşı üretmek istediniz? Şu an mesela COVID'den örnek verecek olursak acil olarak ya, şimdi şöyle aslında diğer hastalıkları düşünecek olursak pandemi dışında ki hastalıklarda uzun yıllar sürüyor aslında. Böyle aşı dediğimiz ürün hemen böyle bir yılda, iki yılda aşı elde etmek yani imkansıza yakın, çok zor. Uzun yıllar gerekiyor deneme yanılma yoluyla ve dünyada aynı hastalık için aşı üretmeye çalışan farklı gruplar var. Şimdi kimisi atenüe aşı şeklinde bir teknoloji kullanıyor. Kimisi zayıflatılmış aşı, kimisi rekombinant aşı, hepsini deniyorlar. Hangisinden daha fazla, daha etkin bir sonuç elde edilirse, bunların aynı zamanda şöyle söyleyeyim, karışımı şeklinde de bir aşılama prosedürü uygulanabilir. Yine tüberkülozdan örnek verecek olursak, son yıllarda şöyle stratejiler deneniyor. Prime Boost stratejisi dediğimiz. Prime, önce bir aşıyla aşılıyorsunuz bireyi, onun o aşının ve sağladığı bağışıklık yeterli değilse sonradan başka bir aşıyla tekrar aşılayarak o hastalığa karşı koruma düzeyini artırıyorsunuz. Buna da boost deniyor ikinci veya üçüncü aşılamaya. Tüberkülozda mesela şöyle yöntemler deneniyor. Önce BCG aşısıyla aşılıyorsunuz. Siz zaten Türkiye'de şu an Sağlık Bakanlığı tüm çocukları aşılıyor BCG aşısıyla. Bu aşı çocukluk döneminde koruyor bizi, sıkıntı yok. Ama biraz daha yaş ilerlediğinde, erişkinlik dönemine geldiğinde koruyuculuğu düşüyor. Siz bu koruyuculuğu devam ettirmek için tekrar bir aşılama yapabiliyorsunuz. Boost aşılamayı. Burada işte ikinci aşılamada tekrar sizin zaten BCG ile aşılanmışsınız ve erişkinlikte yeterli koruma sağlamıyor. Erişkinlikte sizi koruyacak bir aşı geliştiriyorsunuz. Bu mesela rekombinant bir aşı olabilir. Bu şekilde yeni stratejiler üzerinde çalışılıyor. Yani deneme aşaması mı hocam, değil mi? Daha yani bu az önce bahsettiğiniz hala denenen bir çalışma. Tabii deneniyor. Şu an aktif olarak bu şekilde bir strateji kullanılmıyor yani insanlarda. Şu an bilimsel olarak çalışmalar devam ediyor. Tüberküloz için yine konuşacak olursak BCG şey demiştik, Mycobacterium bovis suşuydu. İnsanlarda hastalık yapan Mycobacterium tüberkülosis bakterisi. Direkt Mycobacterium tüberkülosis temelinde rekombinant aşı çalışmaları da var. Bunların çeşitli proteinleri farklı acıvanlarla birleştirilerek yeni ve etkin aşılar üretilmeye çalışılıyor. Bunların klinik çalışmaya fazına geçen formülasyonlar da var tüberküloz için. Yani aslında çok geniş bir alan, inanılmaz farklı stratejiler uygulanıyor. Yani rekombinant aşı teknolojisinde özellikle dediğim gibi genetik mühendisliği tekniklerinin ilerlemesi, her geçen gün yeni teknikler çıkıyor. Mesela burada belki çok farklı bir strateji olarak yenilebilir aşılardan da bahsedilebilir. Bitkilerle üretilen aşılar. Yani bunlar da rekombinant aşı teknolojisi aslında. Bu yeni bir yaklaşım mıdır hocam? Bu yenilebilir aşılar. Yani
Şu an yani çok fazla uygulama alanı kısıtlı, çok fazla bir ürün olduğunu bilmiyorum. Ama bilimsel anlamda çalışılıyor. Yani burada aslında rekombinant aşı dediğimiz sistemde protein aşısı olarak düşünürsek alt birim, yani alt ünite bir rekombinant aşısı üretecekseniz protein temelli, bu proteini üretebileceğiniz çok fazla platform var. Bakterilerde üretebilirsiniz, rekombinant proteinleri mayalarda üretebilirsiniz, memeli hücrelerinde üretebilirsiniz, baculovirüs dediğimiz sistemlerle böceklere aktarıp böceklerde ürettirebilirsiniz, bitkilerde ürettirebilirsiniz. Yani çok farklı stratejiler ve platformlar var. Hangisi o hastalık için ya da o protein için uygunsa, şimdi bazı proteinleri biz E. coli'de üretebiliyoruz. Ama bazı proteinleri mayada üretmemiz gerekiyor. Daha etkin oluyor. Yani bu tamamen sizin stratejinize ve hedef hastalığınıza göre değişiyor. Değişecektir. Hocam biraz buraya da girmişken bize iş akışını nasıl oluyor? Bir proses nasıldır aşı üretiminde? Az bundan bahsedebilir misiniz? Teknolojisi nedir? Yani şöyle çok genel hatlarıyla bahsedebilirim. Yani rekombinant alt ünite bir protein aşısı üretiyoruz diyelim. İlk önce dediğim gibi hedef hastalığınızı bir belirleyeceksiniz. Hedef hastalığı ve hedef patojeni diyelim. Hedef patojeni belirledikten sonra muhtemel size immün yanıtı tetikleme potansiyeli olan proteini belirlemeniz gerekiyor. Bunda da neler yapabilirsiniz? İşte literatür taramaları yapabilirsiniz. Şimdi son yıllarda artık genom dizileme çok arttı. Yani birçok patojenin genom dizisini elde edebiliyorsunuz. Bu genom dizilerinden yola çıkarak bioinformatik araçlarla, in silico çalışmalarla belirleyebilirsiniz. Bir şekilde hedef proteininizi de belirlemeniz gerekiyor. Size omics teknolojisi kullanılıyor değil mi hocam burada? Biraz omics, proteomics, genomics gibi bu omics. Tabii. Omik teknolojiler çok yaygın rekombinant aşı geliştirmede. Genomik teknolojisi, proteomik teknolojisi, bunların hepsinden transkriptomik, bunların hepsini kullanarak hepsinin hedefi aslında potansiyel olarak bize aşıda kullanabileceğimiz proteini belirlemek. Biz hangi proteini, o bir bakteri olduğunu düşünelim, bakteriyel bir hastalık. Bir bakteriye karşı aşı geliştireceğiz. Bu bakterinin hangi proteinini kullanırsam bana yeterli düzeyde bağışıklık yanıtı verir ve beni o hastalığa karşı korur. Bu araçları kullanarak, bioinformatik de bunun içerisinde tabii, bu araçları kullanarak etkin olabilecek potansiyel proteinimizi belirliyoruz. Bundan sonraki aşama bu proteini rekombinant olarak üretmek. Onun için de üreteceğimiz proteini kodlayan geni o bakteriden ya da virüsten, hangi tip bir patojen kullanıyorsanız, patojenden çoğaltmak. Bunda da sıklıkla PCR teknolojisini kullanıyoruz. Polimeraz zincir reaksiyonu. Bu şekilde PCR teknolojisini kullanarak o şeyi çoğaltıyoruz, geni çoğaltıyoruz bakteriden ve bir vektöre klonlamamız gerekiyor o geni. Taşıyıcı bir DNA parçasına, plazmit vektör diyoruz bunlara. Plazmit, herhangi uygun bir plazmite, diyelim ki biz bu proteini E. coli'de üreteceğiz. Dediğim gibi çok fazla sayıda rekombinant protein üretme sistemi var. Memeli hücreleri olabilir, bitki hücreleri olabilir, maya hücreleri olabilir, bakteri hücreleri olabilir. Hangi sistemde üretecekseniz ona uygun bir plazmite klonluyorsunuz. Ve bu plazmiti, geninizi taşıyan plazmiti o canlıya aktarmanız gerekiyor. Diyelim ki E. coli'de üreteceğiz. Biz rekombinant proteinimizi E. coli'de üreteceksek genimizi klonladığımız plazmiti E. coli'ye aktarıyoruz. Ve bunun içerisinde biz diyelim ki az sayıda plazmite klonladık. Bu plazmitler, DNA parçası, bakterinin içerisinde çoğalıyor zaten. Bakteri çoğaldıkça bu plazmitler de çoğalıyor. Ve bakteri büyürken kendi proteinleriyle beraber bu sizin istediğiniz antijeni de üretmiş oluyor. Sanki E. coli'nin kendi proteini gibi. Evet. Kendi proteini de üretiyor. Daha sonraki aşama siz büyük miktarda bakteri kültürü yaparak, bu tabii ki
istediğimiz proteini yüksek miktarda üretmek istediğimiz için bunu bir de üretimini artırmamız gerekiyor. İndükleme diyoruz. Yani o protein üretimini indüklememiz lazım. Bunun için genellikle IPTG dediğimiz mesela bir şey vardır, kimyasal vardır. Plazmitin içerisinde ona özel bir bölge var. Siz ortama IPTG eklediğiniz zaman daha fazla miktarda bu proteini üretiyor. Çok miktarda biz bakteriye bu proteini ürettiriyoruz. Daha sonra bakterinin içerisinden proteini almamız gerekiyor. Bunun için de bakteriyi parçalıyoruz. Çeşitli yöntemler kullanarak. Enzimatik yöntemler mi? Nasıl? Tam olarak nasıl hocam? Yani burada? Bunun için de farklı yöntemler var. Sonikasyon yapabilirsiniz mesela. Yüksek dalga boyunda ses vererek parçalayabilirsiniz. Dondur çöz yöntemi var. Çok düşük sıcaklıklarda -80 olabilir mesela, ya da sıvı azot kullanıyorsanız çok daha düşük sıcaklıklarda donduruyorsunuz. Daha sonra oda ısısına getirdiğinizde o bakteri don çöz esnasında parçalanıyor, patlıyor. Bu şekilde olabilir. Basınç uygulayabilirsiniz. Farklı yöntemler var. Biz mesela dondur çöz yöntemini ya da sonikasyon yöntemini kullanabiliyoruz. Bu şekilde siz proteininizi üreten E. coli'yi parçalamanız gerekiyor. Bakteriyi parçalamanız gerekiyor. Daha sonra parçaladığınızda bir protein çorbası diyeyim size. Yani bakterinin kendi hücre atıklarının yanında bakterinin kendi ürettiği, kendine ait proteinleri de var. Bütün bu karışımın içerisinden, protein karışımı içerisinden sizin kendi proteininizi saflaştırmanız gerekiyor. Bir sonraki aşamada bu. Protein saflaştırma. Yani birçok protein içerisinden siz kendi istediğiniz proteini saflaştırmanız gerekiyor. Bunun için de farklı yöntemler var. Biz mesela rekombinant protein üretirken en çok kullandığımız teknik protein ucuna histidin eklemek. Histak diyoruz buna. Histidinleri ekliyorsunuz. Daha sonra sizin proteininizin ucunda histidinler olduğu için bu kimyasal saflaştırma tekniklerinden önemlilerden bir tanesi de afinite kromatografi. Proteininizin afinitesi olan başka bir molekül kullanıyorsunuz. Molekül. Burada da nikel kullanıyoruz. Histidin amino asitlerinin nikele karşı afinitesi vardır. İşte nikel kolonlar kullanarak histidinler oraya yapışıyor. Oradan biz kendi proteinimizi saflaştırıyoruz. Bu şekilde saflaştırma işlemini de yapıyorsunuz. Bir sonraki aşamada tabii her basamakta aslında bir doğrulama işlemi gerekiyor. Yani siz yaptığınız işi doğru bir şekilde yapmış mısınız, yapmamış mısınız? Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Protein saflaştırma işleminden sonra da STS page dediğimiz poliakrilamit jel elektroforezi tekniğini kullanarak proteinleri ayrıştırıp biz istediğimiz proteini saflaştırmış mıyız, saflaştırmamış mıyız? Bu şekilde kontrol ediyoruz. En son elde ettiniz diyelim, saf proteininizi elde ettiniz. Daha sonra bunu formülasyon şekline getirmeniz gerekiyor. Aşı formülasyonunu oluşturmanız gerekiyor. Bu aşı formülasyonunun içerisinde de en temelde işte sizin proteininiz, antijeniniz ve bunun yanında uygun bir acuvan kullanmanız gerekiyor. Proteinle acuvanı bir araya getiriyorsunuz. Ticari aşılarda tabii yani o aşı formülasyonunun uzun süre kalabilmesi için, stabilitesi için, bozulmaması için çeşitli... Ne kadar istiyor hocam? Yani ne kadar süre stabil kalması bekleniyor piyasada? Yani bir yıl mı, iki yıl mı, daha mı fazla veya? Yani en azından bir yıl stabil kalması gerekiyor ki o aşı üretildikten sonra son kullanıcıya ulaşana kadar ve bunun tabii ki üretim aşaması var, dağıtım aşaması var. Belki siz Türkiye'de üretecekseniz Afrika'ya belki ithal edilecek, oraya gidecek. Orada bir satış süreci var. Belirli bir süre tanımanız gerekiyor bu aşının satılması için. Ondan sonra belki bir dağ köyüne gidecek. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar yani tahmini en az bir yıl bir stabilitesinin olması gerekiyor aşının. Evet. Şimdi aşıyı ürettik hocam. İsterseniz. Tabii buyurun. Formülasyonu da yaptık. Formülasyondan sonra artık
Bunun tabii ki preklinik çalışmalarının yapılması gerekiyor. İnsan denemelerinden önce hayvanlar üzerinde ve aslında hayvanlardan önce de in vitro, yani laboratuvar ortamında çeşitli denemeler oluyor. Hücreler üzerine, insan hücreleri ya da maymun hücreleri olabilir. İşte hücre kültüründe canlıları kullanmadan sadece laboratuvar ortamında hücreler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi var mı? Bunlar test ediliyor. Herhangi bir toksik özelliği var mı? Zarar verici bir özelliği var mı? Bunlar test ediliyor. Herhangi bir zararlı yapısı görülmezse formülasyonun, daha sonra bir deney hayvanları üzerinde bunu denememiz gerekiyor. Sıklıkla fareler kullanılıyor ilk aşamada. Çeşitli fare tipleri var. Fareler ya da ratlar, kobaylar, bu tür kemirgenler üzerinde preklinik çalışmalar yapılıyor. Bu kemirgenler üzerindeki çalışmalar da olumlu bulunursa, daha sonra eğer bir insan aşısıysa bu, beşeri aşıları düşünecek olursak, primatlar üzerinde denenmesi gerekiyor, maymunlar üzerinde denenmesi gerekiyor. Bu testlerin hepsini geçtikten sonra artık klinik çalışmalara geçiriyor. Faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarına bu şekilde geliştiriliyor aşılar. Evet, aslında az önce tam bunu soracaktım. Burayı da açıklamış olduk. Peki hocam, klinik çalışmalar Türkiye'de ne düzeyde, ya da hayvan deneyleri Türkiye'de ne düzeyde yapılabiliyor ülkemizde? Nereye kadar yapılabiliyor ya da? Evet, yani primatlara kadar preklinik çalışmaların hepsi Türkiye'de rahatlıkla yapılabiliyor birçok merkezde. Hayvan laboratuvarlarımız var, yani bu yerli olarak kendimiz, kendi imkanlarımızla yetiştirip. Yani çok fazla sayıda hem de hayvan laboratuvarı var. Birçok üniversitenin kendi bünyesinde bile hayvan laboratuvarları var. Kemirgenler üzerinde ya da tavşanlar üzerinde denemeler yapılabiliyor. Türkiye'deki eksik olan şey primat laboratuvarları. Maymun denemelerini Türkiye'de yapamıyoruz. Bunun için yurt dışında sertifikalı laboratuvarlar var. Oralara göndermek gerekiyor. Primat denemelerini yurt dışında yapmak gerekiyor. Yani ne kadar yerli desek de bir kısım aslında yurt dışında da bazı yani, çalışmalar yapılıyor oluyor bunların. Tabii bazı çalışmalar için yurt dışına ihtiyaç duyuyoruz. Ya bu laboratuvarlar bir girişim yapılmamış mı hocam, yoksa Türkiye'de kurulamıyor mu, yoksa bir engel mi var kurulmasında? Tam olarak buradaki durum nedir? Yani neden primata kadar yapılıyor, oradan sonrası yapılamıyor Türkiye'de? Ya şöyle, bu laboratuvar kuracaksanız çok fazla regülasyonu var bunların. Yani sonuçta bir canlı üzerinde deney yapıyorsunuz. Türkiye'de zaten doğal olarak maymun bulunmuyor, biliyorsunuz. Onu da yurt dışından ithal etmemiz gerekiyor. Biz fareleri mesela Türkiye'de üretebiliyoruz, deney farelerini. Onda sıkıntı yok. Daha maliyetli olacakmış. Daha maliyetli. Regülasyonu çok fazla. Yani çok kompleks bir laboratuvar kurmanız gerekiyor bütün regülasyonlara uyarak. Yapılamaz değil. Yani Türkiye'de de birçok yatırımcı var. İstense yapılır aslında ama şöyle, yani aşı çalışmaları son yıllarda biraz popüler oldu. Yani önceki yıllarda bu kadar popüler değildi. Belki de bundan sonra kurulabilir diye düşünüyorum. Yani daha öncesinde maliyeti karşılamıyordu belki de. Evet, evet. Yani yeter düzeyde talep yoktu ama dediğim gibi son yıllarda aşı biraz popüler olduğu için bundan sonra belki de açılabilir. Evet ya, belki bu süreç öyle bir yere doğru da gidiyor olabilir. Çünkü birçok şirket herhalde buraya yatırım yapacaktır. Özellikle olabilir. Tüm dünya koronavirüste çareyi aşıda arıyor. Hocam, yan ekrandan da sorular geliyor. İstiyorsanız oradan birkaç soruyu da size yönlendireyim bu arada. Olur. Emre Bey sormuş, koronavirüs aşı mı yoksa farmasötik ilaç mı daha etkili? Bu konuda bir yorumunuz var mıdır? Ya da her ikisi birden mi uygulanmalı diyor tam olarak? İkisi birbirinden farklı. Yani birisi önleyici bir molekül, aşı dediğimiz. Hastalığı geçirmeden önce yapılan ve hastalığa yakalanmanızı engelleyen bir molekül aşı. İlaçsa tedavi edici. Yani siz hastalığa yakalandıktan sonra hastalığa yakalanmış bir kişiye ilaç uygulanması gerekiyor. Hastalığa yakalanmadan önce aşı yapmamız gerekiyor ki hastalığı yakalanmayalım, önlesin. Yani ikisi birbirinden farklı. Evet, farklı ama ikisine de ihtiyacımız var. Çünkü
Henüz hastalığa yakalanmayan insanlar var. Onlar için aşı gerekiyor. Şu an hasta olan insanlar var. Onlar için de ilaç gerekiyor. İkisine de ihtiyacımız var. Hocam nasıl gidiyor şu an çalışmalar sizce Türkiye'de? Yani bayağı bir çalışma başladı bildiğimiz kadarıyla. Evet, bu evet. COVID aşısıyla ilgili özellikle. COVID aşısı nasıl? Evet Türkiye'de var. İki koldan gidiyor aslında. Bir TÜBİTAK'ın desteklediği bilimsel çalışmalar var. Ben hani özel şirketleri çok fazla bilmiyorum. Hani ne kadar çalışıyorlar, neler yapıyorlar çok fazla bilgim yok ama üniversiteler bazında konuşacak olursak bilimsel camiadan bir TÜBİTAK'ın desteklediği aşı geliştirme çalışmaları var. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın TÜSEP üzerinden desteklediği projeler var. Biz de Hacettepe Üniversitesi olarak TÜSEP'in desteklediği bir projeyi devam ettiriyoruz. Toplamda bildiğim kadarıyla en az 10 tane farklı çalışma var Türkiye'de. COVID için mi hocam? COVID için mi? Tamam. Evet, COVID aşısı üzerine yaklaşık 10 veya daha fazla proje devam ediyor. Ve güzel yanı da şu aslında farklı stratejiler deneniyor. Yani bunların hepsi mesela rekombinant aşı çalışmıyor. Tamamen farklı stratejiler üzerine yapılan çalışmalar var. COVID aşısıyla ilgili zayıflatılmış aşı çalışmaları var. Canlı sistem kullanan projeler var. Rekombinant aşı çalışmaları var. Yani çok farklı yoldan gidiyor. Yalnız biz biraz geç başladık. Yani Türkiye'de maalesef şundan oldu o da yani sonuçta belirli bir maddi desteğin olması gerekiyor. Sizin bir bilimsel çalışma yapabilmeniz için. Bunun için bir proje yazmanız gerekiyor. Bu projenin değerlendirilmesi gerekiyor. Ondan sonra bütün imza işlerinin işte bürokratik işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Bütçenin aktarılması ve sizin malzeme almanız gerekiyor. Yani onlar bir de yurt dışından geliyor birçoğu değil mi hocam? Yani 6 hafta 8 hafta gibi birçok o malzemeleri tabii, de bekliyoruz yani aslında. Malzemeler de geç geliyor. Yurt dışından geliyor hepsi. Nereden baksanız en az 2 hafta 3 hafta bekliyorsunuz bir malzeme için. O yüzden çalışmalar biraz yavaş gidiyor. Preklinik düzeyde henüz daha klinik aşamaya geçmiş bir çalışma yok Türkiye'de COVID ile ilgili. Hayvan denemeleri devam ediyor. Birçok çalışma. Yani faz 2 mi oluyor? Faz 1. faz çalışmaları insan denemeleri. Faza geçen yok. Daha oraya geçen olmadı. Yok, evet. Faz 1'e geçen yok. Preklinik çalışmalar yani hayvan denemeleri üzerine çalışmalar şu an devam ediyor. Evet, COVID üzerine olan çalışmalarda. Evet. Biraz geriden takip ediyoruz. Dünyada bahsedecek olursak COVID aşısı üzerine Çin'in ve İngiltere'nin aşıları en önde gidiyor. Aslında Amerika'yı da sayarsak 3 ülke faz 3'e geçmiş durumda. Amerika'nın aşısı, İngiltere'nin ve Çin'in aşısı faz 3'te. Yakında bir sonuç elde edilir diye ümit ediyorum. Yani ticari aşı olma aşamasındalar şu an, adaylar aslında değil mi? Yani faz 3'te tamamladıklarında artık... Ya zaten şöyle, yani bu aşı geliştirme olayında bir bilimsel ayağı var bunun. Bir de üretim ticari ayağı var. O yüzden üniversite sanayi işbirliği olmazsa olmaz yani burada. Bu aşılara baktığımız zaman bunlar da zaten bir üniversite ve bir firma şeklinde gidiyorlar. İngiltere'yi örnek verecek olursak Oxford Üniversitesi AstraZeneca şirketiyle ortak üretiyor aşıyı. Çok güzel. Yani ülkemizde de aslında son bu dönemde de biraz bu sanayi üniversite işbirliği yapılmaya başlandı. Güzel tabii destekleniyor. Var. Tabii. Son yıllarda yani önemini gördük biz de Türkiye olarak. Önceki yıllarda siz bir proje yapıyordunuz. TÜBİTAK mesela bir proje veriyorsunuz, yapıyorsunuz. Bilimsel anlamda çok fazla çalışma yapıyorsunuz. Ama daha sonrasında yaptığınız çalışma ortada kalıyor. Yani bunun bir ürüne gitme ihtimali çok az oluyordu. Son yıllarda TÜBİTAK da verdiği desteklerde bir sanayi ayağının olmasını istiyor. Çünkü ürüne gitmesini istiyorlar yani yapılan çalışmaların. Evet, yani ülkemizin aslında buna çok fazlasıyla ihtiyacı var birçok alanda. Yani sadece bu alanlarda değil birçok alanda.
Ama güzel örneklerini görüyoruz artık. Yani meyvelerini herhalde yavaş yavaş almaya başladık. Tabii artık dediğiniz gibi meyvelerini görüyoruz yani. Üretime evet. geçiyor. Yani yapılan bilimsel çalışmaların birçoğu ticari ürün olarak ortaya konuluyor. Patent sayısının arttığını düşünüyorum. Yani evet. TÜBİTAK da artık patent alınmasına önem veriyor yapılan çalışmalarda. Çok güzel hocam. Hocam şimdi rekombinant aşı teknolojisini ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Tüm süreçleriyle gördük. Eğer sorusu olan varsa yan ekrandan yazabilir arkadaşlarımız. Size hocamıza biz soracağız sorularınızı. Bize gelen bazı sorular var hocam. Bu soruları da size yönlendirmek istiyoruz. Özellikle işte üniversiteyi tercihini yapmak isteyen genç arkadaşlarımız var. Üniversitede okuyan, yüksek lisans yapan ve doktoraya kariyerini belirlemek isteyen kişiler var. Her üç düzeyde yani üniversite, yüksek lisans ve doktora düzeyinde neler önerirsiniz gençlere? Örneğin üniversitede hangi alanları seçmeleri gerekiyor? Aşı teknolojisi çalışabilmek için ya da rekombinant aşı teknolojisi çalışabilmek için nasıl bir lisans eğitimi almalılar? Sonrasında nasıl bir akademik eğitime yönelmeliler? Şöyle söyleyebilirim. Özellikle rekombinant aşı açısından konuşacak olursak temel bilimler vazgeçilmezimiz. Yani bu aşı teknolojisinde biyoloji bölümleri olabilir, moleküler biyoloji ve genetik bölümleri olabilir, biyomühendislik gibi bölümler olabilir. Bunun temel bilimini öğrenmek gerekiyor. Çünkü bahsettiğim gibi aşı geliştirmenin ilk basamağı sizin hangi proteini kullanacağınızı tespit etmeniz. Bunun için kullanacağınız yöntemlerde işte omik teknolojilerden bahsettik, biyoinformatikten bahsettik. Bunlar hep temel bilimlerle ilgili alanlar. Bunun yanında biyokimya da bizim vazgeçilmezimiz aslında. İşin içerisinde protein üretimi var, saflaştırma var. İşte kromatografiden bahsettik. Biyokimya da olmazsa olmazımız. Bu alanlar da önemli. Ancak şöyle, siz hangi bölümü okursanız okuyun, yani bir aşı geliştirme çalışmak istiyorsanız bu çok interdisipliner bir alan. Tek başına yetmeniz mümkün değil. İnsan aşısı çalışıyorsanız mesela bir tıp fakültesinden bir ortakla çalışmanız gerekiyor. Enfeksiyoncu birisi olabilir. Veteriner aşısı çalışmak istiyorsanız bir veteriner mikrobiyolojisinden anlayan birine ihtiyaç duyacaksınız. Yani çok interdisipliner bir alan. Ama işin özü temel bilimlerden geçiyor. Siz veteriner aşı da geliştirecek olsanız yani mikrobiyolojiden, virolojiden başlayıp rekombinant DNA teknolojisi, genetik mühendisliği, biyokimya bu alanlar buluşuyor yani aşıda. Aynı zamanda bir şey de söylemek gerekiyor. Yani eczacılık alanında da farmasötik biyoteknoloji ve farmasötik teknoloji alanları var. Yine aşı geliştirmede eczacılarla da ortak çalışıyoruz. Çok güzel. Yani fen bilimleri, mühendislik de aslında bu belki bu genetik alanları daha çok. Tabii önemli. Mühendislik fakültelerinde de şimdi biyomühendislik gibi bölümler var. Onlar yani bu bölümlerde ki hocalarımız da bu alanlarda çalışıyorlar. Evet. Çok güzel hocam. Sonrasında yüksek lisans için de yine herhalde aynı alanlarda yönelimler olması gerekiyor. Bu konuda nedir önerileriniz tam olarak? Yüksek lisans. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki şu an tek aşı enstitüsü bizim Hacettepe'deki Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olan aşı enstitüsü. Yeni kurulan bir enstitü. Biz yavaş yavaş lisansüstü programları da açmaya başladık. Bir ana bilim dalımızda yüksek lisans programı var. Şimdi benim bağlı bulunduğum aşı teknolojisi ana bilim dalı için de yüksek lisans ve doktora programlarını açıyoruz. Yani biz direkt bu alanla ilgileniyoruz. Ama birçok bildiğim işte biyomühendislik ya da biyoloji, biyolojik bilimler gibi bölümlerdeki hocalarımız da bu alanda çalışıyorlar. Burada spesifik olarak hoca seçmek gerekiyor. Yani evet. Hangi hoca aşı alanda çalışıyorsa onunla beraber yüksek lisans doktora yapılabilir. Çok güzel. Yani yüksek lisansta birazcık daha hoca bazlı, hocanın çalıştığı hoca bazlı gitmek gerekiyor, evet. Yani spesifik olarak sadece dediğim gibi bizim enstitümüz direkt aşı üzerine olduğu için aşı enstitüsü bir tek bizimkinde hani gelince zaten aşı
çalışacaklar belli. Ama diğer üniversitelere gidecek olurlarsa orada artık hoca seçmek gerekiyor. Evet. Yan ekrandan bir sorumuz var hocam. Fatih Bey sormuş. Denek hayvanları nasıl seçiliyor diyor. O konuyu denek hayvanlarında konuştuk mu? Bir hatırlamıyorum ama. Deney hayvanlarından bahsediyoruz herhalde. Evet, evet. Denek hayvanları nasıl seçiliyor? Deney hayvanları nasıl seçiliyor diye bir sorumuz var yan ekranda. Deney hayvanları yani bu da yapacağınız çalışmayla ilgili. Yani hazırladığınız aşıya uygun. Şimdi deney hayvanı dediğimiz zaman siz eğer bir insan aşısı geliştiriyorsanız insan sistemine en uygun hayvan modeli hangisi ise o modelde çalışmanız gerekiyor. Ya da hastalığın tipine göre de değişiyor. Şimdi genel anlamda şöyle farelerle çalıştığımızda Babsi ırkı fareler var. Mesela en çok kullanılan deney hayvanlarından birisi bu. Fareler üzerinde deneniyor, deney fareleri üzerinde. Ama bazı hastalıklar, bazı aşılar var ki bu ırk üzerinde deneyemiyorsunuz. Covid ile ilgili çalışmalardan bahsedeyim. Mesela Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü var. Bu insanlardaki ACE reseptörüne bağlanıyor. Şimdi insanlardaki ACE reseptörü farede birebir şey olmadığı için, eşi olmadığı için bu tür çalışmalarda da transgenik fareler kullanıyoruz. Transgenik fare dediğimiz şey siz o farede hedef molekül neyse eksik olan onu aktarıyorsunuz. COVID çalışmalar için mesela insan ACE reseptörünün aktarıldığı, biz nasıl bir geni klonlayıp bakteriye aktarıyorsak aynı şekilde belli bir geni fareye de aktarma şansımız var. Bu şekilde insanlaştırılmış fare deniyor bunlara da. Tabii insanlaştırılmış transgenik fare kullanılıyor. Bazı çalışmalarda fare uygun olmuyor, mesela kobay kullanmanız gerekiyor. Bazen sıçan kullanmanız gerekiyor gibi. Yani bu tür hayvan seçimi çalıştığınız hastalığa ya da moleküle en uygun model hayvan hangisi ise onu bir şekilde öğrenmeniz ve onu kullanmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da dediğim gibi veteriner aşı kullanıyorsanız hedef hayvanda çalışma şansınız oluyor. Atıyorum bir tavuk hastalığı çalışıyorsanız direkt civcivlere uygulama yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kemirgen kullanmadan direkt civcivler üzerinde yapabiliyorsunuz. Ama insan aşıları için tabii bu direkt insana uygulanması mümkün değil. Önce küçük hayvanlarda, kemirgenlerde çalışmak gerekiyor. Daha sonra dediğim gibi primatlarda çalışmak gerekiyor. Bunların da bir sırası var. Evet, deney hayvanlarını bu şekilde belirliyoruz. Bir sorumuz daha var Fatih Bey'in. Türkiye'de bu hayvanların çoğaltılma yoluna gidiliyor mu diyor. Yani Türkiye'de bunu aslında bahsetmiştik. Yani şeylerde deney küçük hayvanlarda, farelerde özellikle Türkiye'de bir sıkıntı yok. Birçok merkezde fareler üzerine ya da işte sıçanlar, kobaylar üzerine çalışmalar yapılabiliyor. Fare üretim merkezleri de çok fazla sayıda var. Bu şekilde şeye uygun, standartlara uygun deney faresi üretebiliyoruz. Türkiye'deki eksiklik bahsettiğimiz gibi primatlar üzerine yapılan çalışmalarda eksiklik var. Primat laboratuvarları yok. Hocam sosyal medyadan da gelen bazı sorularımız var. Birkaçını size yönlendirmek istiyorum aslında. Şimdi mRNA aşıları seri üretime ne zaman geçer diye bir soru gelmiş. Yani bu tabii sizin birazcık uzmanlık alanı, yani sektör. Çok yeni bir teknoloji. Yani mRNA aşıları şeyle bu COVID ile beraber çok daha meşhur oldu. Çünkü Amerika'nın hazırladığı aşı mRNA aşısı. Moderna ile birlikte. Yani bahsedilen o mu bilmiyorum. COVID aşısı olan mRNA aşısı mı yoksa genel bir soru mu? Yani COVID aşısı açısından söyleyecek olursak dediğim gibi 3 tane ülke var şu an en ileride olan faz 3 aşamasına geçen. Bunlardan birisi Amerika ve Amerika'nın hazırladığı aşı bir mRNA aşısı. Şu an ilerideler. Umut vaat ediyor. O zaman daha hızlı o geçecektir gibi görünüyor. Yani Amerika biraz daha bu konuda agresif çalışıyor. Yani daha hızlı çalışıyor, daha seriler.
Amerika'da öyle ama şeyde yani Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın hazırladığı aşı da bayağı ileri aşamada. Yani belli olmaz. Belki hepsi aynı anda da ortaya çıkabilir. Belki hepsi de etkin olabilir. İnşallah olsun da bir an önce hastalıktan kurtulalım. Bizi bu süreçten kurtaracaksa hepsinin olmasında da bizim için bir sakınca yok. Evet, yani hepsi başarılı olsun. Yani biz de Türkiye'de de mesela dediğim gibi çok farklı stratejilerle COVID aşısı denemeleri yapılıyor. İnşallah Türkiye'dekiler de başarılı olur. İnşallah. Hocam bir sorumuz daha var. Şimdi onu arıyordum nerede, bulmaya çalışıyorum. Bir sorumuz vardı ama yani şöyle sormuş. Genel aşı üretimi oranla kullanım sıklığı ve kullanım zorluğu arasındaki fark nedir? Yani nasıl bir kullanım zorluğu vardır diyor rekombinant aşıların genel aşı kullanımına göre. Şimdi rekombinant aşıların geliştirilmesi biraz daha zahmetli diye görüyorum ben. Çünkü inaktif aşılar düşünecek olursak yani bakterinin ya da virüsün öldürülmesiyle hazırlanan aşılarda biraz daha çabuk olabiliyor, daha hızlı olabiliyor. Siz şimdi rekombinant bir aşı elde etmek istiyorsanız o proteini kodlayan geni klonlayacaksınız. Bakteri kullanıyorsanız mesela bakteriyi aktaracaksınız ya da maya kullanıyorsanız mayayı aktaracaksınız. Onun bütün üretim şartlarını optimize edeceksiniz. Biraz süreç uzun. Ama klasik aşılara göre avantajlarını da söyledik. Böyle bir dezavantajı var. Yani biraz daha zahmetli rekombinant aşı üretmek. Evet hocam. Bir sorumuz daha var. Aşı için bakteri kullanılıyorsa hangi bakterinin hangi strain'i daha başarılı olmuştur diyor. Yani aşı için kullanılan bakterilerde. Aslında şöyle yani hep aynı şeyden bahsediyorum aslında. Sizin çalıştığınız hastalık, kullanacağınız protein, hangi tip aşı üretmek istiyorsanız, nasıl bir formülasyon yapacaksınız hepsi değişiyor. Ama bakterileri düşündüğümüzde E. coli en çok kullanılan bakteri türü Escherichia coli. Çok sıklıkla kullanılıyor. Bizim yani benim çalışmalarımda da en çok kullandığım bakteri E. coli. E. coli'nin hangi suçu derseniz bu da yine çalışmanıza göre değişiyor. Benim kullandığım protein üretme sistemi PET vektörler var. Bu bahsetmiştim ya proteinlere histidin ekliyoruz diye. Bu histidinleri eklemenizi sağlayan PET vektörler var. Bu vektörlerin de çalıştığı BL21DE3 suşu var mesela. Yani hani bu çok spesifik aslında. Yani sizin yapacağınız çalışma, kullandığınız plazmit tamamen çalışmaya özgü olarak değişiyor. Evet hocam, yan ekrandan bir sorumuz daha var. Diyor ki hangi aşı çalışma alanının önünün daha açık olduğunu düşünüyorsunuz hocam demiş. Rekombinant mı ya da yenilenebilir aşılar mı? Yenebilir aşılardan bahsediyorum. Yenebilir aşılar evet. Yenebilir aşılar. Bitkilerde üretilen yani siz domatesi ya da muza antijeni ürettiriyorsunuz. Siz işte muzu yerken ya da domatesi yerken bir yandan aşılanmış oluyorsunuz. Bu çok kolay değil. Bütün hastalıklar için de uygulanabilirliği yok. Şu anlamda siz ağız yoluyla almanız gerekiyor. Yediğiniz gıda mideye ulaşıyor. Midede o proteinler parçalanıyor. İşte bu yenebilir aşıların immün sistemi tetiklemesi bağırsaktaki bazı bölgeler var. İşte Peyer-Spech dediğimiz bölgeler var. M hücreleri var. Bunlarla tetikleniyor. Yani etkinliği biraz daha düşük. Her hastalık için uygulanabilme şansı yok. Ondan ziyade bitkileri hani yenilebilir aşılardan ziyade bir protein üretim sistemi olarak kullanmak daha avantajlı. Çünkü siz bitkiye aktardınız diyelim proteini. Siz o bitkiyi tarlada büyütüyorsunuz. Bir yandan da proteininizi ürettirmiş oluyorsunuz. Bakterilerde ya da mayalarda daha böyle kontrollü şartlar gerekiyor üretmek için. İşte bakteri kullandığınızda mesela E. coli kullanıyorsanız mesela endotoksin dediğimiz istenmeyen moleküller var. Onlardan arındırmanız gerekiyor. Biraz daha zahmetli. O anlamda şimdi rekombinant aşılar mı? Aslında yenebilir aşılar da bir çeşit rekombinant aşı. Siz rekombinant DNA teknolojisini kullanarak bitkiye aktarıyorsunuz geninizi. O da bir rekombinant aşı aslında. Evet.
Hocam bir sorumuz daha var. BCG aşılarının COVID-19 üzerinde non-spesifik immün sağlamasına ilişkin somut veriler mevcut mu? Burada bahsedilen yanıt hümoral mi yok hücresel bir immünite mi ileri gelmekte? Teşekkürler demiş. Şöyle söyleyebiliriz. BCG yani tüberküloz aşısının COVID'i önlemede yardımcı olduğu iddiaları var. Bununla ilgili bilimsel bir çalışma yani bilimsel bir kanıt yok. Bu sadece varsayımdan kaynaklanıyor. Japonya'dan bir yayındı yanlış hatırlamıyorsam. BCG aşısının yapıldığı, rutin olarak uygulandığı ülkelerde COVID'e yakalanmanın ya da hastalık oranının daha düşük olduğu gibi bir araştırma yapıldı. Genel olarak şöyle bir bilgi de var. BCG aşısının vücutta immün sistemi tetiklediği, burada şeye değinelim, hümoral mi, hücresel mi? Daha çok hücresel immün yanıt tetikleniyor. Çünkü Mycobacterium bovis hücrelerin, immün hücrelerin, makrofajların içerisine girdiği için daha çok hücresel immün yanıtı tetikliyor. Genel anlamda bir immüniteyi tetiklediği için, artırdığı için tüberküloz aşısının hem COVID'e hem de diğer hastalıklara karşı da belirli bir düzeyde koruyuculuk sağlandığı düşünülüyor diyeyim. Yani bununla ilgili kesin bir bilimsel kanıt yok ama böyle bir varsayım var. Doğrudur. Evet hocam bir sorumuz daha var. Bu arada bir saate de yaklaştık. Gerçekten evet. Çok keyifli, güzel böyle benim de soluksuz dinlediğim bir yayın oldu. Şöyle bir soru var. Fareler üzerinde daha genel kapsamda model organizmalarda çalışma yapabilmek için herhangi bir eğitim almamız gerekiyor mu? Gerekiyorsa nasıl bir eğitim alalım diye bir soru gelmiş. Şöyle tabii ki deney hayvanları üzerinde çalışma yapabilmek için deney hayvanları kullanım sertifikanız olması lazım. Bu bir sertifikaya bağlı. Her isteyen deney hayvanları üzerinde çalışma yapamıyor. Ancak bu sertifikası olan kişiler deney hayvanlarında çalışma yapabiliyor. Bunun dışında başka bir gereksinim yok. Yani eğer deney hayvanı kullanım sertifikanız varsa deney hayvanlar üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Hocam olarak şu da var tabii ki bir etik kurul izni de almanız gerekiyor. Yani kafamıza göre deney hayvanlar üzerinde çalışma yapamıyoruz. İşte etik hangi kurul izni mi oluyordu hocam o? Etik kurul öyle mi dedik ona? Yani tam olarak hatırlayamadım ama. Deney hayvanları etik kurulu oluyor üniversitelerde. Siz hangi hayvan üzerinde çalışma yapacaksınız? Kaç hayvan? Ne tür bir uygulama yapacaksınız? Bunların hepsini yazıp başvuruyorsunuz deney hayvanları etik kuruluna. Oradan izin alabilirseniz ancak çalışma yapabiliyorsunuz. Böyle de bir şart var. Evet hocam yani keyifli bir sohbet. Yani çok güzel konular. Neredeyse sonuna geldik sohbetimizin ama bundan önce yani bizim klasik herkese sorduğumuz bir sorumuz var. Arkadaşlarımıza neler önerirsiniz? Özellikle lisans yapan arkadaşlarımıza, yüksek lisansa geçmeyi düşünen ya da doktoraya geçmeyi düşünen arkadaşlarımıza neler önerirsiniz? Yani bu hem dünyadaki yani gidişata baktığımızda hem de Türkiye'deki gidişata baktığımızda bu alana yönelecek arkadaşlar neler yapmaları gerekiyor? Kendilerine ne gibi özellikler katsınlar? Ya şöyle bir durum var. 1990'lara kadar Türkiye kendi aşısını üretiyordu. Ama işte o tarihlerden sonra Hıfzı Sığa'da üretiliyordu bizim aşılarımız. Hıfzı Sığa'da kapandı. Daha sonra Halk Sağlığı Kurumu oldu. Aşı üretimini biz bıraktık. Ondan sonra bir gerileme oldu Türkiye'de. Şu anlamda aşı geliştirme teknolojisini bilen kişi sayısı gittikçe geriledi yok olma düzeyine geldi. Şimdi COVID'den sonra şunu gördük ki bizim aşıya ihtiyacımız var. Yani daha önceleri biraz daha basit düşünüyorduk belki. İşte bizim ilkokulda olduğumuz aşılar, aşı deyince birçok kişinin aklına o gelir. İlkokulda ağlayarak olduğumuz aşılar. Ya da işte evde küçük kardeşimiz, çocuğumuz varsa işte onu sağlık ocağına götürüp aşı yaptırıyoruz falan. Çok da bilinçli değildik aslında. Ama bu COVID bize gösterdi ki aşılar olmazsa olmazımız. Yani enfeksiyon hastalıklarından korunmak için aşılara ihtiyacımız var. Türkiye'de de bu bilgi gerilediği için şu an bilinç biraz daha arttı Türkiye'de. Hem özel sektörde hem üniversitelerde
inanılmaz bir talep var aşı üretimine yönelik. Ben çalışmasını istiyorum yani arkadaşlardan aşıya yönelmelerini, aşı üretimiyle ilgili dediğim gibi bizim aşı enstitümüz var. Yüksek lisans doktora yapmak isteyenler için buraya yönelebilirler. Lisans düzeyinden başlamak istiyorlarsa biyoloji bölümleri, moleküler biyoloji ve genetik bölümleri, işte biyomühendislik bölümleri gibi bölümlere yönelip rekombinant aşı konumuz, rekombinant aşı çalışmak istiyorlarsa işte genetik mühendisliği ve rekombinant DNA teknolojisi yöntemlerini öğrenmeleri gerekiyor. Bu teknikleri öğrenip biyokimya bilgisiyle beraber harmanlayıp aşıya yönelmelerini çok isterim. Türkiye tekrar kendi aşısını üreten bir ülke haline gelmesi gerekiyor. Buna acil olarak ihtiyacımız var. Evet hocam, bu yani Lab Akademi olarak da biz her yayınımızda aslında bu temel bilimlerin önemini yani sizlerin ağzından da duymaktan mutlu oluyoruz. Çünkü COVID süreci de şunu da gösterdi, yani temel bilimler kesinlikle bir ülkenin olmazsa olmazlarından biri. Özellikle artık mevcut içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı. Çok da teşekkür ederiz bu değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ay, çok güzel bir sohbetti hocam. Evet, bizim için de çok güzeldi. Biz sizi yavaş yavaş uğurlayalım. Eğer farklı bir eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da söyleyip yayınımızı sonlandıralım biz de. Son olarak şuna değinebiliriz. Yine bu COVID süreci bize gösterdi ki az önce söylediğimiz gibi aşı olmazsa olmazımız. Burada akla gelen şeylerden birisi de aşı tereddütü. Dünyada ve evet. Türkiye'de olmalı mıyız aşı? Yıllarda gitgide artan işte aşıya karşı bir aşı yaptırmama şeklinde bir tereddüt oluşmaya başladı. Aslında geçerli olmayan ve hurafelerle dolu bir yaklaşım. Herkesin kendine göre farklı gerekçesi var aşı yaptırmamak için ama bilimsel anlamda bunların doğru olmadığı da gösterildi. Ve aşıya ne kadar ihtiyacımız olduğunu da görüyorsunuz. Bu yüzden özellikle çocukluk çağında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşı takviminde bulunan aşıları herkesin yaptırması gerekiyor. Kendi kardeşine, çocuğuna, yeni doğan kim varsa. Yani en azından dediğim gibi aşı takviminde olan, aşı takviminde olmayan ekstra aşılar da var. Bunlar da yani yaptırabiliyorsa insanlar bunları da yaptırmalı. Ücretleri pahalı. Burada da işte yine biz kendimiz üretemediğimiz için, yurt dışından ithal ettiğimiz için fiyatlar yüksek. Biz burada kendimiz üretsek daha uygun olsa fiyatları, eminim birçok kişi daha rahatlıkla yaptıracak. Aşı olmazsa olmazımız, o yüzden bu vesileyle aşı karşıtlığına ya da aşı tereddüdüne de değinmek istedim. Çok doğru evet, bir yaklaşım hocam. Değil ve bilimsel olmadığı da kanıtlanmış durumda. Çok güzel hocam. Bunu da aslında konumuzun biriydi ama sonuna kaldı. Çok da güzel oldu. Teşekkür ederiz bu ekleme evet. için. Sezer hocam çok teşekkürler. Katkılarınız ve katılımınız için memnun olduk. Umarım ilerleyen yayınlarda tekrardan sizinle bir canlı yayın daha gerçekleştiririz. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Herkese, dinleyenlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet arkadaşlar, bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalar tekrardan burada konuklarımız olacak. Sektör ve kariyer söyleşileri veya bilim söyleşileri konseptimizle karşınızda olacağız. Katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.